kırarsın kanadın. Gitmez mi senin inadın? Kalk Ozan'a Kıvırcık Ali. Çatalca'da kaza yaptı genç sanatçı. Karşısına çıkan tıra çarpmamak için frenlere bastı. O kazanın nedeni yolda tek bir uyarı tabelası koymayan karayollara. Sonsuzluğa giderken ardında iki evlat bıraktı. Ne yapalım, peder böyleymiş. Yine başım duman duman, bana bugün bir şey sorma. Bazı insanlar vardır, anlatamazsın onları. Yazmak istersin, kelimeler beyninde kayboluverir. Sözcükler karışır, yetersiz hissedersin. Harfler neden bu kadar kifayetsiz diye kızarsın kendine. İşte bu da yazarken elimizin ayağımızın dolaştığı, kelimelerin yetersiz kaldığı bir adamın hikayesi. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Aha ben buradayım. Ya sorun vermedin baba, sorun vermedin. Yol aynı, her şey aynı. Hani benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim babamın kemikleri sızlamasın ya. Benim ailemin gözünden artık gözyaşı dökülmesin. Gökte yeter artık. Biz ölünce bize kıyanlar gelir. Çürür bedenimiz, çıyanlar gelir. Puşt olup sözünden cayanlar gelir. Bu nasıl der, nasıl yara, ah kardeş. Yani benim hiç para almadığım yerde mutlaka orkestra arkadaşlarımın yemeğlerini kesinlikle alıyorum yani. Kesinlikle ona çok biliyorum, dikkat evet. ediyorum. Ya ben para almasam da sazların parasının kesinlikle ödenmesi gerekiyor. Kundaktayken babasız kalan bir adamın, henüz bir yıllık evliyken yitip giden bir sevdalının, ölmeden önce öleceğini hisseden bir ermişin, popçusunun da, rockçısının da, solcusunun da, sağcısının da yürekten dinlediği bir kişiliğin, cenazesine 500 bin kişinin katıldığı bir hayırseverin, Sagopa Kajmer'den Orhan Gencebay'a, Murat Göğebakan'dan İbrahim Tatlıses'e, tüm ünlülerin uğurlamaya geldiği bir sevilenin, şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu götürüyor diyen bir isyankarın, türküleri yasta bırakan, mutsuz sonla biten bir hikaye bu. Ahmet Kaya, Barış Manço ve diğer birçok sanatçı gibi öldükten sonra var olduğunun farkına varılan güzel yürekli, güzel insandı o. Sazına, sözüne, yüreğini koyan bu adam eminim ki her gün yeniden keşfedilecek, türkülerini bazıları ilk defa dinleyecek, beğenecek, Facebook'ta, Instagram'da defalarca paylaşacaktır. Çünkü bu memleketin kuralı budur. Kör ölür, badem gözlü olur. Yaylalara veda ettik ve de dağlara yatağı yorganı alıp düştük yollara. Gülü çemeği. Bir insan, bir geçmiş, bir yaşantı daha bitti. Bazı insanların ölüm haberini aldığınızda söyleyecek kelime bulamazsınız ya, öyle bir şey. Şaka desen değil, kahretsin, hayatın ta kendisi dersiniz. Türkü söylerken ağzından çıkan her hecede içinizde bir şeylerin koptuğunu, tekrar birleştiğini, sonra yeniden koptuğunu hissedersiniz. Bazen hiçbir şey dinlemek istemezsin ama yine de Kıvırcık Ali'nin sesine hayır diyemezsin. Burada dost bildiğin ana mısırgan otu, elini tuttun mu bil ki elin yanıyor. Zamansız veda ederken hayata, her gönülde sevgi oldu, umut oldu, sazıyla, sözüyle, sesiyle unutulmaz oldu. Aşık Veysel'in dediği gibi, ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Gün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Çaresiz dertleri lelelele açtın başımı. Asıl adı Ali Özütemiz'di. 1968 tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 9 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Ancak onun çilesi doğduğu an başladı. Babası Aşık Ali traktör kazasında öldüğünde henüz 37 günlük bir bebekti. 40'ı bile çıkmamıştı. Hal böyle olunca Kıvırcık Ali'nin dedesi oğlunun acısını azıcık da olsa dindiren bu miniye oğlunun adını verdi.
İşte Ali ismini de böyle almıştı. Babası kendi yöresinde Aşık Ali olarak bilinen ve çok sevilen mahalli bir halk ozanıydı. O da biraz büyüyünce kokusunu bile hatırlamadığı babasının izinden gitmeye karar vermişti. Ancak öyle kolay olmayacaktı bu yolculuğu. Aç kalacak, sokaklarda şarkı söyleyecek, pavyonlarda uyuyacak, aşık olacak, kaybedecek ama yüzü yere hiçbir zaman düşmeyecekti. Kar döküldü, uslanmadım. Hayalini Kıvırcık Ali büyüyüp okul çağlarına geldiğinde şarkılar, türküler eksik olmazdı o güzel sesinde. Bir yandan da köyde çiftçilik yapar, dedesine, annesine yardım ederdi. Bağlamaya ve halk müziğine olan ilgisi de köye gelen ozanları ve dedeleri kapı aralarından dinleyerek başlamıştı. Kah ırgat tarlasına ekmek götürürken, kah harman kaldırırken, kah koyun kuzunun peşinde koşarken çan sesleri eşliğinde şarkılar, türküler tuttururdu kendi kendine. Bir gün bir kayanın üstünde türkü söylerken hayallere dalar ve bu esnada derinden bir ses duyar. Güççük, güççük diye. Bu ses evin en küçüğü olmasından dolayı Güççük ismini takan annesi Gülbahar Hanım'a aittir. Oğlunun bu durumunu fark eden Gülbahar Hanım elinden tuttuğu gibi eve götürür ve gözü gibi koruduğu bağlamayı sakladığı yerden çıkararak "Al Güççüğüm, Alim, bu sana babandan yadigar" deyip bağlamayı eline tutuşturur. Ali büyük bir sevinçle annesinin elini öperek bağlamayı alır. Hayatında ilk kez mutluluğun gözyaşlarını o an döker. Sevinci çok uzun sürmez ve bağlaması bir kaza sonucu kırılır. Onca yoksulluğa ve maddi imkansızlıklara rağmen bu duruma üzüldüğünü gören eniştesi Mehmet ve en büyük abisi Sadık, fırtınalı karlı bir kış sabahı sanatçıyı da yanlarına alarak şehir merkezinin yolunu tutarlar. Orada bulunan Kılıç Saz Evi'ne giderek yeni bir bağlama alırlar ve Küçük Ali bağlamasına kavuşmanın heyecanıyla köye döner. Nereden çıktın soysuz benim karşıma? Çaresiz dertlerime ne açtın başıma? O dönemde İstanbul'dan eşini defnetmek için gelen Ozan Mahmut Kaya, bu üzüntüsüne rağmen ricaları kırmayarak Küçük Ali'ye 15 gün boyunca ders verir. Bu süreçte köyde hem dedelik hem de ozanlık geleneğini sürdüren Sadık Körpeci dededen de feyz alan Ali, ilkokul 3. sınıftan itibaren sınıf öğretmeni Fevzi Küpeli'nin de desteğiyle bağlamasını sürekli geliştirmeye devam eder. Bir yandan bağlama çalmaya devam ederken diğer yandan da köyde çiftçilik, çobanlık, ırgatlık yapmaya devam eder. Mahsuni Şerif, Abdullah Papur, Ali Kızıltuğ, Ali Ekber Çiçek, Muhlis Akarsu, Rıza Aslan Doğan, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Sebahat Akkiraz gibi büyük üstadları dinleyerek büyür ve bunları örnek alır. Zamanının çoğunu bağlama çalarak geçiren Ali artık epey yol kat etmiş ve çevre köylerde fark edilerek davetler almaya başlamıştır. Bu sayede düğün ve cem evlerinde bağlama çalar, geçiminin bir kısmını da bu yoldan sağlar. Kıvırcık Ali daha çocukluğunda başlayan zor zamanlarını şöyle anlatır. 9 kardeş yetim büyüdük. Ben en küçükleriyim. Yani annemin dediği gibi ailenin en küçüğü. Okul yıllarımda çalışkan, başarılı ve bir o kadar da haylaz bir çocuktum. El avuca sığmazdım. Öğretmenlerim bana Cin Ali derlerdi. Dedeme çekmişim bu yönden. İlkokuldan sonra maddi imkansızlıklar ve yetersiz koşullardan dolayı okul hayatıma son vermek zorunda kaldım. İşte böyle başlayan öyküm, büyük abim Sadık'ın da desteğiyle 1983'te beni İstanbul'a kadar getirdi. Öyle değil midir? Yoksulluk Anadolu insanını hep gurbete düşürmemiş midir? Belki önce köyden bir kasabaya, sonra büyük kentlere ya da dünyanın dört bir bucağına. Yani benim deyimimle 3. gurbete. İstanbul Kasımpaşa'da Güngör Saz Evi ve Yapım Atölyesi'nde çalışmaya başladım. Burada 1,5-2 yıl kadar çalıştım. Aynı zamanda Tepebaşı Gazinosu'nda düzenlenen ses yarışmasında aşıklama dalında birincilik aldım. 1985 yılında ASM müzik kursuna kayıt oldum. 3 ay süren solfej eğitiminden sonra aidatlarımı ödeyemediğim için ayrılmak zorunda kaldım. Oradan ayrıldıktan sonra 3 yıl kadar konfeksiyon atölyelerinde çalıştım. Bu süreçte pavyonlarda, gece kulüplerinde ve düğün salonlarında bağlama çalarak zor koşullarda hayata tutunma mücadelesi verdim. Nice kahır dolu dertli günümde beni yalnız koyup kaybolan mıydın?
gazino ve düğün salonlarında çalışmaya başladıktan sonra saçlarının uzun ve kıvırcık olmasından dolayı ona Kıvırcık adını taktılar. Ve o günden sonra kimse onu Ali Özütemiz olarak tanımayacak, herkes Kıvırcık Ali olarak bilecekti. 20 yaşına yeni girmişti ve hayatının aşkını da o yaşta buldu, henüz gencecik bir delikanlıyken. Kıvırcık Ali Şadıman Hanım'ı öyle çok seviyordu ki bekleyemez kaçırır. Hem de Şadıman Hanımların yan binasına. Kimse fark etmez bu durumu. Güler Duman Kıvırcık Ali'ye "Askerliğini yap, ondan sonra gidelim isteyelim kızı." dese de dinlemez onları Ali. Şadıman Hanım'ı başkasına verirler korkusuyla kaçırmayı kafasına çoktan koymuştur zaten. Ali Şadıman Hanım'la 1988 yılında vakit kaybetmeden evlenir. Bu evlilik onlara kocaman huzur, mutluluk, sevinç getirir. Bu büyük mutlulukları önce oğulları Eren'in ardından kızları Ecem Gül'ün doğumuyla taçlanır. Kıvırcık Ali çocuklarına öyle çok düşkündür ki onları yanından bir an olsun ayırmaz. Oğlu Eren'i sahneye çıktığı mekanlara götürür, onunla zaman geçirirdi. Kızı Ecem Gül ise evde babasının geleceği zamanı ve onunla oynayacağı saatlerin hayalini kurardı. Kıvırcık Ali'nin ünü arttıkça oğluyla birlikte birçok kez sahnede görünecek, oğlunun ona sazıyla, bağlamasıyla eşlik ettiği dakikalar birçok kez kameralara yansıyacaktı. Ancak Şadıman Hanım'la olan birlikteliği sonsuza kadar sürmeyecek ve boşanacaklardı. Ne kadar ayrı yaşasalar da birbirlerine olan saygılarını asla kaybetmeyecekler ve çocuklarına her zaman örnek bir anne ve baba olacaklardı. 1990 yılına geldiğimizde Ali'nin de vatani görevini yapma zamanı gelmişti. Askerden sonra ise müzikal işlerine daha da ağırlık verir. Kendi duygularını müzikal anlamda dile getirmeye başlayan Kıvırcık Ali, besteleri kendisine ait olan ve zor koşullarda çalışıp kazandığı birikimi ile 1994-1998 yılları arasında 3 albüm yapar. Ama maddi imkansızlıklardan dolayı bu albümler piyasaya sürülemez. 1995'te İbrahim Akkaya ve Mustafa Yılmaz'la birlikte grup turnaları kurarlar. 1996'da ilk albümleri olan Türkülerden Türkülere Yol Eyledik isimli albümle profesyonelliğe adım atar. 1998'de ikinci albümleri olan Türküler Kimliğimizi çıkartırlar. Bu albümde müziği Kıvırcık Ali'ye ait olan Turnalar adlı eser de yer alır. 1983'ten bu yana maddi manevi desteğini hiç esirgemeyen, ölene kadar prodüktörü olan, kirvesi ve can yoldaşım dediği İbrahim Yılmaz'ın desteğiyle 1999 yılında ilk solo albümü olan Gül Tükendi, Ben Tükendim piyasaya çıkar. İber müziğin sahibi İbrahim Yılmaz, Kıvırcık Ali albüm çıkarabilsin diye evindeki televizyonu bile satmıştır. Ardından Gül Tükendi albümü 1 milyondan fazla satınca ne kadar doğru yaptığını o da anlamıştır. Kıvırcık Ali müzikle iç içe büyüdü, emek verdi. Albümlerine gelince her defasında ayrı bir tat ve renk veriyor. Dinledikçe dinlenesi gelen türkülerle dilini çözüyor gecelerin. Kalan müziğin kurucusu Hasan Saltık, Kıvırcık Ali için şu cümleleri kurar. Büyük şirket patronlarının önüne bandrol rakamları geldiğinde herkes en üst sıralarda Kıvırcık Ali ismini görüyor. Ama kimse hakkında bir şey bilmiyor. İsmi biliniyor ama kendisi bilinmiyor. Tarkan'dan sonra korsanı en çok yapılan kişi o. Tuhaf bir dinleyici kitlesi var. Popülaritesi inanılmaz. Sağcısı da solcusu da onu dinliyor. Müzik hayatına ilk adımı attığında yol göstericileri ve manevi destekçileri Musa Eroğlu, Güler Duman ve Edip Akbayram olur. Kıvırcık Ali ise onların rehberlikleri doğrultusunda kendini her daim geliştirerek Türkiye'yi en ücra köşesine kadar dolaşıp konserler verir. Almanya'ya o kadar çok gidip geldi ki bir gün vizesinde problem çıkıp Almanya'ya giremeyince oradaki Türkler Alman konsolosluğunu telefon yağmuruna tutar ve vizesindeki sorun giderilir. Müzik piyasası geleneksel kalıplarıyla başarısına akıl sır erdirememişse de aslında onun sırrı basit. Yüreğinin hüznünü, sevincini, burukluğunu, coşkusunu türküleri aracılığıyla dünyaya haykırmak. Kimi zaman yurt dışındaki gurbetçilerimize konserler vererek özellikle ozanlık geleneğini, Anadolu türkülerini içinde barındıran besteleri ve kendi tarzını ortaya koyan yorumuyla ünü Avustralya ve Kanada'ya kadar ulaştı. 8 Kasım 2000'de piyasaya sürülen Isırgan Otu albümü 2001'de 120 bin adet satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan 21. albümü oldu. Ve bu albüm Tarkan'ın albümünden sonra en çok korsanı çıkan albüm oldu.
2001'de yayımlanan Hilmi Yarayıcı ve Mustafa Özaslan'ın Salkım Söğüt 3 albümünde Mehmet Ali Ağıdı parçasını Mustafa Özaslan'la birlikte söyledi. Arzu Şahin'in 6 Eylül 2002'de yayımlanan Ayrılık albümünde sözleri Erdoğan Alkan'a ait Ayrılık isimli şarkıyı besteledi. Ahmet Kaya'nın ölümünden sonra yayımlanan 2002 tarihli Dinle Sevgili Ülkem Saygı albümünde Nereden Bileceksiniz şarkısını seslendirdi. 28 Mayıs 2003'te Arzu Şahin'le birlikte çıkardığı düet albümü İber Müzik etiketiyle yayımlandı. 9 Nisan 2004'te İber Müzik etiketiyle yayımlanan 3. Gurbet aynı yıl 160 bin adet satılarak Türkiye'de halk müziği kategorisinde 2004'ün en çok satılan 2. albümü ve genelde en çok satılan 41. yerli albümü oldu. Ferhat Tunç'un 2005 tarihli Sevmek Bir Eylemdir albümünde Oğul parçasını besteledi ve bu parçayı Ferhat Tunç'la birlikte söyledi. Grup Turnalar'ın mevcut üyeleri Ali Özütemiz, İbrahim Akkaya ve Çiğdem Çiftçi'ye Mesut Çiftçi ve Binali İlgün katıldı. Ardından bu ekiple beraber 7 Haziran 2005'te Türkülerle Döndük isimli 3. albümleri İber Müzik etiketiyle yayımlandı. Ayrıca aynı yıl yayımlanan Şeyda Türküler 1 albümünde Zeytin Yaprağı Yeşil adlı türküyü seslendirdi. 3 Mart 2006'da İber Müzik etiketiyle Geriye Dönün Seneler yayımlandı. Söz yazarı olarak Yusuf Hayaloğlu, Mahmut Erdal ve Dursun Ali Akınet gibi önemli sanatçılar vardı. Albümde Ozan Emekçi'nin bestelediği Yar Ali Yar haricindeki bütün şarkıları Özütemiz besteledi. Ali Özütemiz, albümün isminin anlamını "O kadar sıkıntılı, aç, susuz geçirdiğimiz dönemleri şimdi gülerek, gülümseyerek anlatıyoruz. Bunun için geriye dönün seneler dedim" şeklinde açıkladı. Albüm 2006'da 67 bin adet satılarak Türkiye'de yılın en çok satılan 45. albümü oldu. 15 Temmuz 2008'de Hepimize Yeter Dünya albümü yine İber Müzik etiketiyle yayımlandı. Albüm Türkiye'de 24 binle en çok bandrol alan 62. yerli albüm oldu. 2009'da yayımlanan Aydın Öztürk Bestelerini Söylediler 2'de yer aldı. Kıvırcık Ali'nin ünü yayıldıkça eleştiriler de artmıştı. Bunlardan birisi de Alevi kültürünü arabeskleştirdiği yönünde yapılan eleştirilerdi. Kıvırcık Ali ise türküleri bağırarak okumayı sevdiğini, Anadolu ve Alevi kültürünün birleşiminden oluşan bir tarzı olduğunu söylemişti. Kıvırcık Ali bu durumu daha detaylı olarak Cumhuriyet gazetesine şöyle anlattı. "Kültürümüzü bugünlere taşıyan çok yiğit ozanlarımız, duayenlerimiz, ustalarımız var. Geleneksel türkülerden derlediklerini ortaya koymuşlar. Ben kendi bestelerimi okuyorum. Benim bir tarzım var. Ben gerçekten suyumu Anadolu'dan alıyorum. Hamurumu Alevi kültüründe yoğurmuşum. Ama ortaya kendi tarzımı koymuşum. Ustalarıma bir gün niye zalimlik ediyorsunuz? Sizin gibi okuduktan sonra bana ne hacet?" dedim. "Geleneksel okumuyorum ki bozayım. Neyi arabesk? Yani türküler bağırılarak söylenmez mi? Hissettiğim gibi, yaşadığım gibi okuyorum. Bağırarak söylemek daha hoşuma gidiyor. Sesim de var. Acılı okuyorum. Çünkü sesimde acı, hançeremde ateş var. Gözlerimin içine çok iyi baktığında acıyı görebilirsin." Ayrıca bu röportajında Ahmet Kaya'nın fanatik bir hayranı olduğunu dile getirmiştir. Herkesi kendimiz gibi görüyoruz. Yani dost görüyoruz. O insanlarla yakınlık duyuyoruz. Yüreğimizi açıyoruz, kalbimizi açıyoruz. Ve bunun yanı sıra da onun arkasında da farklı bir kimlik çıktığını görüyorsunuz. Yani ciddi anlamda ısırgan otu gibi. Günümüz koşullarında kime güveneceğinizi şaşıyorsunuz. Sadece albümlerdeki başarısıyla, konserlerde sergilediği performansla yetinmez Kıvırcık Ali. Birçok televizyon programının da aranan yüzü olur. İbo Show başta olmak üzere yüksek reyting alan birçok show programı onu ekranlarına çıkarmak için adeta yarışa girer. Ve o katıldığı her programda sergilediği mütevazı duruşuyla halkın gönlünü defalarca kazanır. Paranın değiştiremediği ender insanlardan biri olur. Ne şan şöhret için kültürünü satar ne de özünden ödün verir. O köy yerinin kayalıklarında türkü çığıran aynı çocuktur. Hatta üzerine koyduklarıyla bir fazlası. Çıktığı televizyon şovlarından sonra teklifler alır. Kendi programını yapacaktır artık. Ama diğer şov programlarından farklıdır Kıvırcık Ali'nin yaptığı. Türküler ve ozanlar ön planda tutulup kültürümüzü anlatır. Önce Flash TV'de bir çift turna, sonra Kral TV'de Gönüller Bir Olsun isimli programları yapar. Herkesle düet yapar. Ünlü olduktan sonra yeni çıkan sanatçılara destek olur. Onlarla birlikte türküler, şarkılar okur.
Piyasaya tutunmaları için elinden gelen her şeyi yapar. Ali herkesle düet yapma, sesini eskiteceksin diyenlere de aldırış etmez. Ve onlara Aşık Veysel'in şu muhteşem dizeleriyle karşılık verir. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Bizim piyasanın geneline bir baktığınız zaman en çok sanatçının albümünde vokal yapan benimdir. En çok sanatçıyı onur etmek için, onların yanında olmak için, gönül birliği yapmak için mekanlarına giderim. Yaşadığı her acıya, her zorluğa rağmen ayakta kalabilmiş bir adamdı o. Yeniden mutlu olmayı, yeni bir yuva kurmayı sonuna kadar hak ediyordu. Çocukları da büyümüştü artık. Onların da gönüllerini ve rızasını alarak 22 Ocak 2010'da Aslı Güven'le evlenir. İbrahim Tatlıses ve Güler Duman'da nikah şahidi olur. Düğün fotoğraflarında o anki mutluluğu kameralara yansır. Yeni bir başlangıç, yeni bir hayat umuduyla çıkar bu yola. Bir yıl sonra başına geleceklerini bilmeden. Sonu mutsuz biten bir hikayenin sonuna hazırlandığının farkında olmadan. Düşünceleri, ilkleri, mezhepleri ne olursa olsun bu yönden cidden de zorda kalmayacağı bir 2002 yılı diliyorum. Sevgiyle kalsınlar, türkü sıcaklığında kalsınlar, ne diyeyim başka? Senin sevdan bile yandı, beden yandı, tuzla sardı. Tarihler 11 Ocak 2011'i gösteriyordu. Kıvırcık Ali bir televizyon programına katılmak için Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Ama öncesinde vatani görevini yapan canının parçası oğlunu görecekti. Eşi Aslı Hanım'la da yeni evlenmiş, onu tekrar görmenin heyecanıyla bir an önce gidip gelmek, karısının ve çocuklarının yanına dönmek istiyordu. Kışın en şiddetli geçtiği zamanlardı. Hava soğuktu, yollarda buzlanma vardı. Ancak Ali Özütemiz bunları düşünmüyordu o an. Emniyet kemerini de takmayı unutmuştu. Büyükçekmece'ye henüz varmıştı. Daha önce binlerce kazanın olduğu ölüm virajına doğru giriş yapmıştı. Gizli buzlanma olduğunu fark etmeden. Ancak bu kadar kazanın olduğu bir yere ne bir trafik işareti ne bir uyarı levhası konulmuştu. Emniyet kemerini takmamak onun hatası olsa da oraya herhangi bir işaret konmaması da karayollarının suçuydu. Çamur nedeniyle kayganlaşan yolda jipinin kontrolünü kaybetti. Ardından derin bir sessizlik. Halk ozanı Kıvırcık Ali trafik kazasında hayatını kaybetti. Jipte sıkışmıştı. İtfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen oradan çıkarılması saatler aldı. Ardından yapılan sağlık müdahalelerinin de bir faydası olmadı. Öleceğini hissetmişti Kıvırcık Ali. Yola çıkmadan önce dinlediği şarkı sanki ölümünün habercisi gibiydi. Sözleri şöyleydi. Felek bile ağlar oldu, bahçemde gülümsoldu. Dünyada badem doldu, muradım kefen oldu. Felek bile ağlar oldu, bahçemde gülümsoldu. Dünya... Tüm Türkiye ile birlikte türkülerde yastaydı. Yeniden bir aile kurdum derken yine hayalleri yarım kalmıştı. Cenazesi Büyükçekmece Devlet Hastanesi morguna getirildi. Acı haberi alan yakınları, çalışma arkadaşları, sevenleri ve sanatçı dostları hastaneye akın etti. Kıvırcık Ali'nin cenazesi 12 Ocak 2011 günü saat 13.00'da Esenyurt Er Mahmut Dede Cemevi'nden kaldırıldı. Ailesi 40 bin göğüs fotoğrafı bastırmıştı ama cenazeye gelen insan sayısı 500 bindi. Mahşeri bir kalabalık vardı. Onu sevenler türkünün babasını yalnız bırakmamıştı. Sokaklar, caddeler, çatılar, hatta yangın merdivenlerine bile sığmadı insanlar. Ardından gelen feryatlar figanlar eşliğinde uğurlandı. Bağlamayı kendisinden daha çok seven bu güzel adam. Vefatından 2 gün önce, yani 9 Ocak 2011'de katıldığı son konseri olan Antalya Kumluca konserinin dönüşünde ise havaalanına giderken orkestra arkadaşlarına ölümünü hissetmiş gibi aynen şunları söylemiş. Bence cennet güzel ahlaklı olur. Yani istediğin kadar namaz kıl ama kötü kalpli biriysen cennete gidemezsin. O yüzden önce insan gibi insan olmak lazım. Arkadaşları şaşırmışlar. Çünkü normalde asla bu konuları konuşmazmış. Sende doğdu bu can, sende son bulsun. Onun ölümüne ne eşi ne çocukları inanıyordu. Daha 42 yaşındaydı. Babasıyla aynı kaderi paylaşmış, onunla aynı yaşta aynı sebepten göçmüştü bu dünyadan. Ünlüler dünyası oradaydı. Murat Göğebakan kalabalıktan tabutuna yaklaşamamış, uzaktan göndermişti ona selamını.
Daha ünlü olmadan önce tanıştığı Azer Bülbül ise onu yalnız bırakmamıştı. Şimdi aynı mezarlıkta yatıyorlar ve aralarında sadece 100 metre var. Dostunu orada da yalnız bırakmamıştı belli ki. Sagopa'dan Orhan Baba'ya, İbrahim Tatlıses'ten İsmail YK'ya kadar herkes oradaydı. Müziğinin evrensel olduğu buradan da anlaşılmıştı. Sağcısı, solcusu, popçusu hepsi oradaydı. Tek bir neden vardı. Bu güzel adamı yalnız bırakmamak. Köyüm sen aradan oldum neredesin? Ölüm sana yakışmaz Ali. Elim seni arar oldum neredesin? Ünlü ünsüz demeden, ego yapmadan herkesle düet yapan, mütevazılığından, alçak gönüllü yapısından asla ödün vermeyen, para değil insan biriktiren, iyiler erken ölür sözünün karşılığı olan, şerefiyle yaşayıp şerefiyle ölen, türkülerin babası, bağlamanın üstadı bir Kıvırcık Ali geçti bu hayattan. Burada dost bildin anam sırgan otu, elini tuttum mu bil ki elin yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe güzel anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kalıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe güzel anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor.